muyuz? Baba, ya biliyorum ihanet uğradığını düşünüyorsun ama gerçekten düşündüğün gibi değil. Ben korkuyorum kızım. Seni kendimden bile daha iyi tanıdığım için korkuyorum. O kadar fedakarsın ki bir gün bizim için kendini yakmandan korkuyorum. O kadar da değil. Yani kendim de düşünüyorum ara sıra. İnanayım mı buna? İnan tabii. Neyim ben senin için? Melodram karakteri falan mı? Yani. Annen gittiğinden beri o kadar unuttun ki kendini. Ayşecik gibi o dramdan o drama koşuyor. Seninkine ne demeli? Sen bir yıl önce burada bu hayatın içinde olacağını hiç düşünür müydün? Ben. 20 yıl sonra burada. Hem de yıldızın burnunun dibine. Ya işte biz buna hayat diyoruz babacığım. Melodram değil. Her şeyi de bil. Neyse. Kendi hayatınızdan bahsedin bakalım biraz. Affedeceksin mi Babyface? Bir dakika ya. Sen nereden biliyorsun? Kesin kızlar yetiştirdi sana değil mi? Yok. Ben birinci ağızdan duydum. Ömer geldi. Ne dedi sana peki? Başka çarem yoktu mu dedi? Benim hikayemi bana anlattı. Beni ancak sen anlarsın dedi. Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben senin yaptığını yapamam. Arkamda gözü yaşlı bir yıldız bırakamam. Sizden değil, babanızdan ayrılıyorum kardeşlerim. Kendinizi hazır hissettiğinizde sizi İstanbul'da, ait olduğunuz yerde bekliyor olacağım. Bankadan çektiğim 50.000'i de yatağın altına koydum. Ananızın ak sütü gibi helal. Beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz, Gökçe. Ne bu şimdi? Anasının kızı değil mi işte? Daha ne kadar bizi sosyal deneye tabi tutacaklar acaba? Baba ne yapacağız? Hiçbir şey kızım, hiçbir şey yapmayacağız. Nasıl ya? Böyle çekip gitmesine izin mi vereceğiz? Ya o hiçbir yere gitmemiştir. Ha blöf yapıyor diyorsun yani. Yok yok, Gökçe bayağı gözünü karartmış. Daha dün bana birlikte annemin yanına dönmeyi teklif etti. Çoktan İstanbul'a gitmiş bile olabilir. Olamaz. O gitse gitse havaalanına gitmiştir, oradan da tıpış tıpış döner be kızım. Ya baba sen bu Gökçe'den nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Gökçe'den değil yavrum. Aşkından eminim. Aslında seni de seviyorum köpek kulübesi.
Efendim Uzay abi. Alo. Osman ne yapıyorsun? Neredesin oğlum? Köydeyim. Ne oldu hayırdır? Bir şey mi oldu? Gökçe pılını pırtını topladı İstanbul'a dönüyor. Ne? Nasıl yani? Temelli mi? Temelli. Karar ver. Sen mi durdurursun yoksa ben mi? Hadi olmuşçu. Ben kontağı çevirdim bile abi. Bu bilgiler ışığında döner diyenler, dönmez diyenler. Para daha tatlı. Senin ne işin var burada? Gitme. Lütfen gitme. Hem niye gidiyorsun ki? Hiç mi sevmedin buraları? Sevmedim. Ya bizi? Benimle mi hiç sevmedin? Cevap versene Gökçe. Sevmedin beni. Seninle bir alakası yok. Üstüne alınma. Ben veda bile etmeden valizini toplayıp gidiyorum. Ama ben üstüne alınmayayım öyle mi? Anladım ben. Anladım. Hayaller gerçekler değil mi? Senin gibi bir İstanbul kızı... Benim gibi ordulu bir şoföre niye aşık olsun ki? Güle güle İstanbul kızım.